için bayram yapıyoruz konusu üzerinde duracağımızı söylemiştik. Birkaç cümleyle de birkaç dakikalık vaktim var. Bu konuya değineceğim ve sözlerimi inşallah niçin bayram yapıyoruz? Öncelikle bayram nedir? Bayram sevinç günü, mutluluk günüdür. Ve Müslümanın iki bayramı vardır. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Ramazan bayramı, Ramazan ayı geçti. Ama bayramın adı Ramazan bayramı. Dikkat ettik mi hiç? Dikkatimizi çekti mi? Şüphesiz bayramın adının Ramazan bayramı olduğu hepimizin dikkatini çekmiştir de Ramazan ayı geçtikten sonra Ramazan bayramı yapıyoruz. Bugün Ramazan ayı değil. Bugün Şevval ayı içerisinde bulunuyoruz. Şevval ayının birinci günü. Ama bayram Ramazan bayramı. İşte niçin bayram yapıyoruz? Bu sorunun cevabı burada gizli. Niçin bayram yapıyoruz? Ramazan bayramını Ramazan ayını arkada cemaatimiz var. Gereği üzere değerlendirebildiğimiz için yapıyoruz. Bakın, Ramazan bayramını Ramazan ayını gereği üzere değerlendirebildiğimiz için yapıyoruz. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde belirttiği Ramazan ayını gereği üzere değerlendirebilen kişiler Ramazan ayının sonunda cennetle müjdelenmiş olurlar. Ve şu anda Ramazan ayını gereği üzere değerlendirebilen kişiler cennetle müjdelenmiş olanın haberini aldıklarından dolayı bayram yapıyorlar. Peki Ramazan ayını gereği üzere değerlendirmek deyince nasıl değerlendirilecekti Ramazan ayı? Öncelikle Ramazan orucunun tutulması ile değerlendirilecekti. Ramazan ayında sağlığı sıhhat yerinde olan kişilerin bu ayı oruçlu olarak geçirme zorunluluğu vardı. Bu ayı oruçlu olarak geçirebilmişse Ramazan ayı oruç yönünden değerlendirdi kardeşlerimiz. Ramazan ayı teravih namazı ile değerlendirilecekti. Teravih namazını gereği üzere kılmışsa bu ayı değerlendirebildi. İşte Ramazan ayı geçti. Ben teravih namazını kılmadım. Şu anda kılabilir miyim artık? Hayır, kılamam. Bunu kılabilmem için ta gelecek yıl Ramazan ayını beklemem lazım. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim ayıdır. Kur'an-ı Kerim'i hatmetme ayıdır. Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hatmedebilen kişi Kur'an-ı Kerim açısından Ramazan ayını değerlendirdi. Ramazan ayı mağfiret ayı, af ve bağışlanma ayıydı. Bu ayda af ve bağışlanma dileyebilmiş ise kardeşlerimiz bu ayı değerlendirebildi. Ramazan ayı rahmet ayı idi, bağışlanma ayıydı. Bu ayda dua edilmiş ise gereği üzerine bu ayı değerlendirebildi ve bu sabahta bayram yapmayı hak etmiş oldu. Cenab-ı Hak cümlemize daha nice nice böyle bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet, huzur ve mutluluk içerisinde kavuşmayı nasip eylesin. Cümlemizin gönülleri mutlu, bayramı mutlu olsun. El-Fatiha. Muhterem cemaatim, Cenab-ı sonsuz vakit selamlar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selam olsun. Bir bayram sabahında daha hep beraberiz. Mehmet Avcan'a yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Geçen yıl aramızda bulunup da bu bayram sabahında aramızda bulunamayan birçok kardeşimiz var. O kardeşlerimize güzel Rabbimizden rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Güzel Rabbimize bir kez daha hamd ediyoruz. Bizi bu bayram sabahında eriştirdi. Mübarek Ramazan ayını en güzel şekilde geçirdi, idrak etti. Sonucunda mükafat olarak bayram sabahına eriştik inşallah. Rabbim bu bayramı en güzel şekilde değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Çoluk çocuğumuzla, sevdiklerimizle iyi bir bayram olmasını temenni ediyorum.
ediyoruz Yüce Rabbim'den. Kazansız belasız bir bayram geçirmenizi Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum inşallah. Muhterem müminler, bayram günleri dargınlıkların, kırgınlıkların bir yere bırakıldığı müstesna zaman dilimleri. Aramızda kırgın kardeşlerimiz olabilir, dargın kardeşlerimiz olabilir. Annesiyle, babasıyla konuşmayan, kardeşiyle konuşmayan, kısım akrabasıyla konuşmayan kardeşlerimiz olabilir. Lakin bu bayram günleri dargınlık günleri değildir. Affeden taraf biz olalım. Rabbim hazır aramızdaki dargınlıkları bu bayram günü hürmetine gidersin inşallah. Unutmayalım ki bir Müslümanın bir Müslümanla üç günden fazla küs kalması uygun görmemiştir. Rabbim inşallah iyi bir bayram geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Bayram namazını tarif edeceğim inşallah. Ve akabinde namaza geçeceğiz inşallah. Niyetim Allah'ım senin rızan için vacip olan bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imama diyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Tekbirimizi alıyoruz. Ellerimizi bağladıktan sonra imam da cemaat içinden Subhaneke okuyor. Subhaneke okuduktan sonra imam efendi zahir tekbirlerinden olan Allahu Ekber birinci tekbiri alıyor. Ellerimizi yanıyor. Allahu Ekber diyor. İkinci tekbiri alıyor. Eller yanda. Allahu Ekber diyor. Üçüncü zahir tekbirini alıyor ve ellerini bağlıyor. İçinde Nevzu Besmele'yi açıktan Fatiha ve Mizanlı Sure'yi okuyor. Rükû, secdeyi yapıyoruz. İkinci rekete kalkıyoruz. İkinci rekete kalkınca imam efendi içinden Besmele'yi zahiren dışından da Fatiha ve Mizanlı Sure'yi okuyor. Ve zahir tekbirlerinin ikinci reketindeki olanlardan birincisini Allahu Ekber diyor, alıyor. Eller yanda. Allahu Ekber diyor. İkinci tekbir alıyor eller yanında. Allahu Ekber diyor. Üçüncü tekbir alıyor eller yanında. Allahu Ekber diyor. Dördüncü tekbir rükû secde. Oturmuşta ettahiyyat ve salli râdik. Rabbena etine Rabbena afili duvalı okunuyor. Sağa sola da selam veriyor. Ve bayram namazı tamamlanmış oluyor. Hutbeye çıkıyor. Hoca efendi. Bayram namazı irade ettikten sonra namazımız tamamlanmış oluyor. Rabbim şimdiden kılmış olduğumuz bütün namazları, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, hayır asırlarımızı dergâh-ı izzetinden kabul ve makbul eylesin inşallah. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Tekbirleriyle beraber üzerimize vacip olan Ramazan bayram namazını kılmaya uyun hazır olan imama Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Hakk'a Allah'u hakkım. La ilahe
فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا